Herkese merhabalar, Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Tel tel ayrılan katmer tarifi paylaşıyorum. İyi seyirler dilerim, hemen tarifimize geçelim. 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu isteğe bağlıdır, eklemeyebilirsiniz de. 5 su bardağı un ilave edelim, daha sonra karıştıralım. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi görüyorum. Çok sağ olun. Yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Benim için yorumlarınız ve beğenileriniz çok önemli. Kanalımda daha çok video paylaşmam için gerçekten çok önemli. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, tüm sevdiklerinize paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu bütün sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Bütün tariflerimi güvenle deneyebilirsiniz. Sizler için bütün püf noktalarını paylaşıyorum. Az malzemeli, tel tel ayrılan katmer tarifim için denedikten sonra mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın. Toplamda 7 eşit parçaya böldüm. Daha sonra 7 eşit beze hazırladım. Üzerini kapatıp bir kenara aldım. 5-10 dakika dinlendirmemiz yeterli. Artık açmaya başlayabiliriz. Bakın çok kolay, rahat açılıyor. Fırın tepsisi büyüklüğünde açmamız da yeterli oluyor. Tüm bezelere toplamda 200 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ kullandım. Bezenin her tarafına eşit bir şekilde tereyağını sürelim. Videoda gördüğünüz gibi bütün bezelere aynı işlemi uygulayalım. Toplamda 7 beze var. Gerçekten muhteşem bir tarif. Çok lezzetli oluyor, tel tel oluyor. Yemesi, tüketmesi bir o kadar keyifli. Mutlaka bütün takipçilerim denemeli. Eminim lezzetini çok beğeneceksiniz. Videoda gördüğünüz şekilde bütün bezelere aynı işlemi uygulayalım. Hemen sizlere de yakından bir beze daha göstereyim. Bakın gerçekten çok kolay açılıyor. Yufka açmasını bilmeyen bile bu tarifi yapabilir. Fırın tepsisi büyüklüğünde yeterli oluyor. İçerisine sevdiğiniz iç harçlarından da ekleyebilirsiniz. Peynir, patates de sürebilirsiniz. Üzerini kapatıp 5-10 dakika dolapta bekletelim. Daha sonra merdane ile açalım. Çok da büyük açmayalım. Servis tabağından biraz küçük olsun. Büyük tatlı tabağı ölçüsü de yeterli. Videoda gördüğünüz gibi hepsine de aynı işlemi uygulayalım.
Hepsini hazırladıktan sonra artık ocağın altını yüksek ateşe alabiliriz. Şu anda ocağın altı yüksek ateşte. Sizler kontrollü olun. Orta ateşte de hazırlayabilirsiniz. Yapmanız gereken hiç yağ koymadan sürekli çevirmek. Daha sonra da isteğe bağlı üzerine tereyağı sürebilirsiniz. Bakın gerçekten de çok kolay oluyor. Yemesi de bir o kadar keyifli. Bal, pekmez de çok güzel gidiyor. Kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Dört çayında da tüketebilirsiniz. Bu tarifim her türlü gidiyor. Videomu başından sonuna kadar izlerseniz bütün püf noktalarını kaçırmamış olursunuz. Sizler de bu tarifimin aynısını yapmış olursunuz. İsteğe bağlı üzerine tereyağı sürebilirsiniz. Hepsini hazırladıktan sonra hemen sizlere şöyle bir yakından da göstereyim. Gerçekten muhteşem görünüyor. Tel tel ayrılıyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Buraya kadar izleyip bana zaman ayırdığınız için çok sağ olun. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.